أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem Müslümanlar, kıymetli Müslümanlar, yine meseleler olanca hızıyla artarak, çoğalarak devam ediyor. Kürsüye getirmek istediğimiz mevzular, meseleler o kadar çoğalıyor ki, o kadar artıyor ki, hangisini öne alacağımızı, hangisini sona bırakacağımızı cidden şaşırıyoruz. Hacdan mı bahsedersiniz? Kurban kesmekten mi bahsedeceksiniz? Çeçenistan'daki İslami direnişin kırılışından, Cevher Dudayev'in şehit olmasından mı bahsedeceksiniz? Lübnan'da çoluk çocuk demeden insanları katleden kainatın en büyük kafiri Yahudi'den mi bahsedeceksiniz? Güneydoğu'dan mı bahsedeceksiniz? Batı'dan mı, kuzeyden mi, güneyden mi? O kadar çok mesele var ki, hangi birini daha önce kürsüye getirelim diye düşünürken emin olunuz ki sıkıntıya düşüyoruz. Cenab-ı Hak içimizdeki iyiler hürmetine, içimizde de iyiler kalmamışsa toprağın altındaki şehitler hürmetine Cenab-ı Hak alemi İslam'a imdad eylesin inşallah. Zor durumdayız. Çok zor durumdayız. Sebepleri var bu zor durumda olmamızın. Sebepleri var. Tabii sebepsiz bir şey yok. Ama ne olursa olsun bir tek sebep var ki hemen hepsini içine alıyor. Bir tek sebep. O da biraz evvel okuduğum ayet-i kerimede bizatihi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem daha Kur'an nazil olurken, biliyorsunuz Kur'an-ı Mübin Resul-i Zişan Efendimizin peygamberlik yıllarının, peygamberlik senelerinin içine serpiştirilmiş vaziyetteydi. Efendimiz malumumuz olduğu üzere 23 yıl bizzat peygamber olarak yeryüzünde kaldı. 23 yıl. İşte Kur'an da Ömer aldım. Ben de söyleyeyim burada. Bu sahneyi kes. Efendimiz 23 sene
bildiğiniz gibi bizatihi peygamber olarak kaldı. Kur'an-ı Kerim de 23 senede tamamlandı. Peygamberlik yıllarının içinde Kur'an'ın nüzulü devam ediyor. Daha o günlerde bile Arapların da Kureyş kabilesinde de Haşimoğulları, Efendimizin soy ve sülalesi, Kur'an'a karşı gösterdikleri saygısızlığı bilhassa şöyle ifade ediyor, Estaizu billah, ta o zaman, bakın Resul-i Zişan Efendimizin zamanı saadetinde, Kur'an'ın nazil olduğu günlerde, o milletin, o kavmin, o topluluğun Kur'an karşısındaki tavrını Peygamberimiz Efendimiz şöyle ifade ediyor. Estağfurullah. Billah. وَقَالَ الرَّسُولُ رَسُولُ زِيشَانْ اَحْمَدُ مَحْمُودُ مُحَمَّدْ مُصْطَفَى sallallahu aleyhi ve sellem diyordu, ya Rabbi, ey benim Rabbim, bizzat Cenab-ı Hak'a, Cenab-ı Hak, Cenab-ı Rabbül Alemin'e niyaz ederek, sığınarak, nida ederek, ya Rabbi, ey benim Rabbim, ey benim Rabbi Rahim-i Zülcelalim, inne kavmi, şu benim hitap ettiğim Arap topluluğu, kavim demek, yani insan topluluklarından bir topluluk. Bunlar tabii çeşitli oluyor. Arabı var, Türkü var, Kürdü var, İngiliz'i var, Fransız'ı var, Alman'ı var. Her birisi bunların birer kavim. Kavim, topluluk. Peygamberimizin de en önce gönderildiği, peygamber olarak gönderildiği kavim, Arap kavmi, Arap topluluğu. Ama sadece Araplara peygamber olarak gelmiş değil. Ama Peygamberimiz Efendimizin ilk muhatap olduğu kavim kimdir, siz söyleyin. İlk muhatap olduğu kavim Araplardır. Araplar. Zaten kendisi de Arap. Şu benim diyor, muhatap olduğum kavim, yani Araplar, ittehazu hazel Kur'ane mehcura, aman ya Rabbi, şu Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hükümleri, emirleri, esasları, ayetleri terk etmeye başladılar. Şu Kur'an'ı terk edilmiş olarak koydular. Terk edilmiş. Yani Kur'an var. Kur'an'ı görüyorlar. Kur'an'a şahit oluyorlar. Hatta Kur'an'ı okuyorlar. Kur'an'ı tanıyorlar. Fakat, lakin en mühim, bizim de şimdi kahrını çektiğimiz hadiseyle baş başa kalıyorlar. Kur'an'ı terk ediyorlar. Kur'an'ı reddetmekle terk etmek arasında o kavim dalgalanıyor. Kur'an'ı terk etmek nedir? Kur'an'ın teklif ettiği hükümleri, Kur'an'ın emrettiği esasları, Kur'an'ın insanlara arz ettiği hayat tarzını kabul etmeyince Kur'an-ı Kerim manen terk edilmiş oluyor. Manen terk edilmiş oluyor. Aynen daha o zaman bu ızdırap başlamış. Bugün de dünya Müslümanlarının hali
bundan farklı değil. Çektiğimiz ezaların, cezaların, belaların, felaketlerin, musibetlerin, kıtlıkların, yoklukların, darlıkların, horlukların, sarsıntıların vesair olumsuzlukların temelinde Kur'an'ın hükümlerinin tarafımızdan terk edilmesinde toplanıyor. Kur'an'ın teklif ettiği hayat tarzını terk etmiş olmamız bütün musibetlerin kapılarının açılmasına kafi geliyor. Bu noktada bütün dünya Müslümanlarının ittifak etmesi lazım. Bugün uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'deki Müslümanlar açısından meseleye bakarsanız, bugün şu elimizde, önümüzde bulunan şu Kur'an-ı Kerim, maalesef, üzülerek söylüyorum, yazlık evlere dönmüştür. Yazlık ev. İçinde oturulmuyor, yazdan yaza gidip içinde kalıyorsunuz. Ona yazlık ev deniyor. İçinde bütün yıl oturduğunuz yok. Kapıyı kilitleyip çıkıyorsunuz. Ama yazdan yaza, lüzum ettikçe gidip içinde oturuyorsunuz. Buna yazlık ev deniyor. Kur'an da haşa, teşbihte kusur olmaz derler. Kur'an da bugünkü Müslümanlar için yazlık ev durumuna geldi. Bunun ahkamını tatbik etmiyorlar. Ölüleri olduğu zaman ölümden ölüme, ölünün ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Yazlık ev. Yaşanmıyor bu. Kur'an-ı Kerim okunuyor fakat yaşanmıyor. Fakat yaşanmıyor. Fakat yaşanmıyor. Bunu kabul edin lütfen. Kur'an okunuyor gerçi, lakin yaşanmıyor. Devlette yaşanmıyor, hükümette yaşanmıyor, ticarette yaşanmıyor, siyasette yaşanmıyor, hayatta yaşanmıyor. Sokaklarımız Kur'an'a aykırı, caddelerimiz Kur'an'a aykırı, devletimiz Kur'an'a aykırı, hükümetimiz Kur'an'a aykırı, hayatımız Kur'an'a aykırı, aile hayatımız Kur'an'a aykırı. Kur'an okunuyor fakat yaşanmıyor. Yazlık ev gibi içinde oturan yok, ahkamını alan yok, tatbik eden yok. Yazdan yaza gidip oturulduğu gibi ölüden ölüye Kur'an-ı Kerim açılıp okunuyor. Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an okunuyor. Vallahi ve billahi çektiğimiz bütün ezaların, cezaların sebebi bu. Bir avuç Yahudi'nin ayakları altında ezilişimizin sebebi bu. Çünkü Yahudi'yi tanıyan yok. Kur'an-ı Kerim baştan başa Yahudi'yi tanıtıyor. Yeryüzünde Allah-u Teala'yı en çok meşgul eden dünyada, kainatta Yahudilerdir. Yeryüzünde Allah'ı en çok gazaplandıran Yahudilerdir. Açın Kur'an'ı okuyun, bunları göreceksiniz. Şimdi sayfalarını söyleyeceğim nerede geçtiğini. Yeryüzünde Allah'ı en çok gazaplandıran, Allah'ı en çok haşa rahatsız eden, Allah'ın gönderdiği peygamberleri teker teker öldüren Yahudilerdir, Yahudilerdir, Yahudilerdir. Şimdi arz ediyorum. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Minellezine hadu yuharrifunel kelime amme vadi'ihi velakin le'anehumullahu bi küfrihim. Nisa suresi 46. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki yeryüzünde çeşit çeşit insan toplulukları yarattım. Çok çeşitli insan toplulukları var. İnsan toplulukları içerisinde beşeri topluluklar dünyanın dört bir tarafında, Çin'den tutun ta İspanya'ya kadar yeryüzünde çeşit çeşit insan
Koreliler var, Çinliler var, Malezyalılar var, Avrupalılar var, Asyalılar var, Afrikalılar var, Amerikalılar var, Antarktikalılar var, var, var. Bütün bu dünyadaki insan topluluklar içerisinde, toplu halde, toplum halinde Allah'ın lanet ettiği, hiçbirisini cennete koymayacağı tek topluluk kimdir siz söyleyin? Yahudilerdir. Niye? Ayet oku. Bakın, lanehumullahu. Allah ne kadar Yahudi varsa hepsine teker teker lanet etti. Lanetli bir kavimdir. Zaten yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın cennetten kovduğu iki tane varlık var. Birisi iblis, yani şeytan, öbürü de vallahi Yahudilerdir. Haklarında lanet kelimesi geçen kelime. Haklarında lanet kelimesi yalnız bu iki varlık hakkında geçiyor. İblis ile Yahudi. Ne kadar mühim. Ama alemi İslam Kur'an'ı yaşamadığı için düşmanlarını da rahat tanıyamıyor, göremiyor, anlayamıyor. Lanehumullah kelimesi arş-ı aladan Yahudilerin üzerine inmiştir. Devam ediyorum. Daha açıkça Nisa suresi 47. ayette ev nel'anehum kema le'anna eshabe's-sebti. Eshabe's-sebt cumartesi ashabı demek. Biliyorsunuz Yahudilerin en mühim özelliği cumartesi gününe gösterdikleri hususiyetten dolayı Allah Yahudileri Eshab-ı Sebt demiş. Yani cumartesi ashabı. Yahudilerin cumartesine verdikleri kıymeti hiçbir şey vermezler. Yeryüzünde Yahudiler kadar cumartesi gününe hassas olan, hassasiyet gösteren başka bir kavim bulamazsınız. Cumartesi ateş yakmazlar. Cumartesi günü yola çıkmazlar. Vallahi cumartesi günü sıcak yemek yemezler. Dünyanın en mühim misafiri gelsin, en mühim adamı gelsin, ona dahi sıcak yemek vermezler, ateşi yakmazlar, ateşle uğraşmazlar, çalışmazlar, hareket etmezler, yola çıkmazlar. Şu anda İsrail'de o 5 yıldızlı otellerin asansörlerinin bile düğmelerini basmazlar, kıvılcım, elektrik patlaması oluyor, sigara içmezler, ateşten bir alamet taşıyor diye bir tek sigara içen adam cumartesini günü Yahudilerden bulamazsınız. Eshab-ı Sebt, onlar şabıt diyorlar, şabat günü. Kur'an-ı Kerim sübat diyor, sebet diyor, onlar şabat, şabat günü yani cumartesi günü. Yahudinin kutsal bir günü. Allah buyuruyor ki kema le'anna eshabe sebti. Bu cumartesi gününe hassasiyet gösteren Yahudilerin hepsine teker teker lanet ettik. Le'anna, bak le'anna, lanet ettik. O halde nerede bir Yahudi görürseniz Allah'ın cennetten kovduğu adam diye bakmazsanız Müslüman olamazsınız. Le'anna eshabe sebti. Cumartesi ashabını yani Yahudileri teker teker lanetimizin altına aldık. Ebediyül ebed cennetimizden kovduk diyor Hazreti Allah. Ben söylemiyorum, işte bak. Nisa suresi 47. ayet. Gidin okuyun. Devam ediyor. Ve ba'u bi gadabim minallah. Allah yeryüzünde Yahudilere gadap etmiştir. Yahudilere gadaplanmıştır. Yeryüzünde Allah'ı en çok kızdıran topluluk Yahudi topluluğudur. Ve ba'u bi gadabim minallah. Allah'ın gadabına uğramışlar. Bakın, gadap.
öyle bir gadabına uğramışlar ki, Müslümanlar unutmasın diye, Allah'ın lanet ettiği Yahudileri, Allah'ın gadap ettiği Yahudileri, Müslümanlar unutmasın diye, günde 5 vakit namaz emretmiş, aynı zamanda günde 40 rekat namaz kılmak emretmiş, her rekatta Fatiha suresini okumayı emretmiş, Fatiha suresinin sonunda da gayril mağdubi aleyhim, o mağdubu aleyhim kelimesi Yahudi anlamınadır bütün kitaplarda. Mağdub, el mağdubu aleyhim demek Yahudi demek. Yani Allah'ın gadaplandığı adam, Allah'ın lanet ettiği adam, Allah'ın gadap ettiği millet. Günde 40 sefer Fatiha suresini okurken Yahudilere Allah'ın lanet ettiğini söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz ama işin farkında değiliz. Gayril mağdubi aleyhim. Hani ihdine sıratel müstakim diyoruz da ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime, doğrudan doğruya cennete giden yola bizi sevk et ya Rabbi. İhdina bizi sevk et, bizi götür. Sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime götür. Sırat-ı müstakim ne demek? Doğrudan cennete giden yol demek. Kestirmeden. Nasıl bir yol ya Rabbi? Gayril mağdubi aleyhim. Kendilerine gadap ettiğin ve kendilerini cennetten kovduğun Yahudilerin değil, üzerinde Yahudilerin bulunmadığı, üzerinde Hristiyanların bulunmadığı yol ki o ihdine sıratel müstakim diye talep ettiğimiz mübarek yol. Buradan da anlıyoruz ki sırat-ı müstakimin üstünde bir tek Yahudi yoktur. Çünkü gayril mağdubi aleyhim, Allah'ın gadap ettiği, Allah'ın lanet ettiği Yahudilerin üzerinde bulunduğu yol değil, 124 bin peygamberin üzerinde yürüdüğü yol, sırat-ı müstakim yolu. Günde bunu 40 sefer okuyoruz ama manasına ulaşamadığımız için yeryüzünde Yahudilerin zulmüne en çok uğrayan millet, Müslüman milletler olduğu hala teessüfle ve teessürle görülmektedir. Allah'ın Celle Celaluhu Yahudilere gadap etmesinin, lanet etmesinin sebepleri çok. Bir tanesini Kur'an-ı Kerim şöyle arz ediyor. Zalike, Allah'ın Yahudilere lanet etmesinin ve gadap etmesinin sebebi bi ennehum, onlar kanu yekfurune bi ayatillahi, Allah'ın gönderdiği ayetleri inkar ettiler, daha ve yaktulune nebiyyine bi gayril hakki, haksız yere Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldürdüler. يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, nebileri, peygamberleri öldürdüler. Yeryüzünde Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldüren tek topluluk Yahudilerdir. Kur'an-ı Kerim söylüyor. يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, hem de öldürdükleri peygamberlerin sayısını Kur'an-ı Kerim açıklamıyor. Bu mu? LSC 34 LSC 14 plakalı araba yolu kapatmış. Onu hemen kaldıralım. Yeryüzünde Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldüren, aman ya Rabbi, peygamber öldürülür mü ya? Peygamber masum bir adam. Peygamber günahsız bir insan. Allah'ın elçisi, Allah'ın gönderdiği bir elçi, Resul, insan nasıl bu peygamberi öldürebilir? Ama Yahudiler öldürmüş.
Hocam sen gözünle gördün mü? Gözümle görsem bu kadar emin olmam çünkü Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ben söylemiyorum. Yaktülûnen nebiyyin. Nebileri öldürdüler diyor. Zekeriya ismindeki, Zekeriya adındaki peygamberi Allah onu mucize olarak ağacın içine saklamış. Mutlaka onun ajanlar tarafından, elemanlar tarafından ağaca saklandığını bulmuşlar. Ağacı yukarıdan aşağıya ikiye biçmişler. Zekeriya aleyhisselamı ikiye ayırmışlar. Hızarla. Yani saklandığı ağacın yerini vallahi bulmuşlar. Adamlar o kadar ajan, o kadar katil, o kadar kafir, o kadar zalim. Yeryüzünde Yahudi'den daha zalim, daha katil, daha kafir hiçbir yerde kimseyi bulamazsınız. Vallahi bunları Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Sayfa sayfa ayetlerini açıklamaya her zaman hazırız. Düşünün ki Cevher Dudayev'in de yerini Ruslara bizzat tespit edip söyleyenler vallahi Yahudilerdir. Zekeriya aleyhisselamı içine saklandığı kavak ağacını buldular be. Yerini buldular. Cevher Dudayev'in de telefon konuşması esnasında olduğu yerin enlemini, boylamını tespit etmişler. Derhal Rusya'ya haber vermişler. Vurun bu adamı. Öldü, şehit ettiler. İsrailoğulları. Gece yarısı Libya'da Kaddafi'nin içinde yattığı çadırın tam ortasına bombayı düşürdüler mi, düşürmediler mi? Hepiniz biliyorsunuz. Korkunç şeyler bunlar. Yeryüzünde Yahudi'den daha katil. Nasıl katil ya? Ya her insan bir insanı öldürebilir ama yeryüzünde peygamberi öldüren yok Yahudi'den başka. Peygamber öldürmek Yahudilere mahsus. Peygambere silah çekmek Allah'a silah çekmekten başka bir şey değil. Elçiye zeval olmaz derler. Allah'ın elçisini öldürmüşler. Bir ayet daha okuyorum. Ve ba'u bi gadabin min Allah. Allah Yahudilere gadab etti, lanet etti. Niçin? Zalike. Şundan dolayı ki bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Daha ve yaktulunel enbiyae. Ne demek enbiya? Siz söyleyin. Peygamberler demek. Bak peygamber değil, peygamberler. Cenab-ı Hak çoğul olarak ifade ediyor. Ve yaktulunel enbiya. O kadar çok peygamber öldürdüler ki sayısını ancak Allah bilir. Gönderdiği 100 peygamberin 99'unu öldürmüşler. Yeryüzünde peygamberlerin mezarlarının belli olmamasının sebebi vallahi Yahudilerdir, tamamen Yahudilerdir. Öldürüp yok etmişler. 100 peygamberin 99'unu öldürmüşler. Bak ayet, ben söylemiyorum, ayet söylüyor. Ve yaktulunel enbiya. Peygamberleri kıtır kıtır doğramışlar. Kim? Yahudiler. Bi gayri hakkın, haksız tabii, peygamber öldürülür mü? Kainatta öldürülmeyecek, silah çekilmeyecek, kanı akıtılmayacak bir insan varsa o da peygamberdir. Yahudiler de en çok peygamber öldürmüşler. Bu okuduğum ayet-i kerime de bazı kardeşlerimiz not alabilir. Ali İmran suresinin 112. ayetidir. Ali İmran 112. ayet. Vay zalim Yahudiler, vay kafir Yahudiler, vay katil Yahudiler. Şimdi Allah'ın bunca hadiseden sonra hükmünü şu ayetiyle ifade edelim.
Yine okuyacağım ayet Maide suresinin 82. ayeti. Maide suresinin 82. ayeti. Rabbimiz aynen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, aynen şöyle hitap ediyor. Letecidenne eşedden nasi, bakın eşedden nasi, adaveten lillezine amenu el yahude. Aman ya Rabbi, şu ayete bak, ne kadar net bir ayet. Letecidenne lamu tekid nunu tekid, yani kuvvetli 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 demek. Habibim, yeryüzünde o zaman, tabi o zaman yeryüzü nüfusunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O zaman dediğim bu ayet-i kerimenin nazil olduğu zaman, yani 1400 sene evvel. Dünyanın nüfusu ne kadardı bilemiyorum. Ama şimdi dünyadaki insanların nüfusu tamamı 6,5 milyar şu anda dünyada insan varmış. Rabbimiz buyuruyor ki şimdi de aynen öyle. O zaman, bu zaman, geleceğe, kıyamete kadar letecidenne bütün dünyadaki insanların tamamını araştırsanız, soruştursanız, teker teker araştırmaya, incelemeye alsanız, tabi tutsanız, bu kadar insanın içinde lillezine amenu, müminler için adaveten, düşmanlık bakımından Müslümanlara düşman olmak, Müslümanları öldürmek, Müslümanları katletmek, Müslümanların önünü kesmek, Müslümanları yurdundan yuvasından etmek için, etmek maksadıyla, etmek bakımından yeryüzündeki insanların en şiddetlisini, en katilini, en yamanını, en acımasızını, en amansızını arasan Yahudi'den daha şiddetlisini bulamazsın diyor Peygamberimize. Kim söylüyor? Allahu Teala söylüyor. Eşeddün, Arapça şedde, yeşüddü, şiddet kelimesi buradan geliyor. Arapçayı tanıyanlar bilir. Şedde, yeşüddü, şiddet. Ne demek şiddet? Bugün şiddet kelimesinin karşılığını ne olarak ifade ediyorlar? Siz söyleyin, terör. Şiddet kelimesi teröre işaret ediyor. Öyle mi değil mi? Şiddet varsa ne vardır, siz söyleyin. Bir yerde şiddet varsa ne vardır? Terör vardır. Allahu Teala Yahudileri anlatırken şiddet kelimesini kullanıyor. Letecidenne eşeddün nasi, insanların en teröristi, insanların en anarşisti, insanların en katili Yahudilerdir diyor. Bunu ben, vallahi Allah söylüyor. Ben söylemiyorum. Yeryüzünde nerede bir Yahudi varsa o teröristtir. Potansiyel tehlikedir. Terörün çekirdeğidir. Patlamamış bombadır. Allah böyle söylüyor. Eşeddün nas, insanların en teröristler onlardır. Niye? Yeryüzünde evvela peygamber öldürmüşler. Damgayı yemişler. Allah'ın lanetine uğramışlar. Allah'ın gadabına uğramışlar. Bitmiş onların işleri, hükümleri verilmiş. Ben hüküm vermiyorum. Kur'an'ın hadiseye bakış açısını söylüyorum. Letecidenne eşedden nasi, şiddet terör demektir. Yeryüzündeki insanların içinde Müslümanların canına, malına, yurduna, yuvasına kastetmek bakımından Yahudi'den daha şiddetli, Yahudi'den daha terörist, Yahudi'den daha anarşist insan bulamazsın. Açın okuyun. Ayetin yerini bir kere daha söylüyorum. Maide suresi 82. ayet. Şiddet kelimesi var burada. Şiddet kelimesi terör kelimesine işaret ediyor. Nerede şiddet varsa terör var. Tamam. Demek ki Yahudi'den daha terörist kimse yok kainatta. Kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nerede? Maide suresinde. Kaç numara? 82. ayette. Bu hakikatleri
Kur'an'ın ayetleriyle açıkladıktan sonra görüyorsunuz yaklaşan bir kurban bayramı var. 3 gün kaldı. Bugün, yarın, öbür gün. Pazar günü bayram inşallah. 2 günümüz var demektir şimdiden. Kurban bayramı yaklaşıyor. Onunla beraber bir de bir ibadet ortaya çıkıyor. İbadet. Kurban bayramı günlerinde yaptığımız ve yapacağımız ibadete ne diyoruz? Siz söyleyin. Kurban diyoruz. Kurban ibadet demektir. Allah'a yaklaşmak anlamındadır. Kurban, karuba yakrubu kurbanen. Kurban yaklaşmak. Kime yaklaşmak? Allah'a yaklaşmak. Allah'tan daha mühim kim var ki ona yaklaşalım? Kime yaklaşırsanız yaklaşın, o sizden uzaklaşıyor. Annene yaklaşıyorsun, anne, anne, anne yaklaşıyorsun. Annen sonunda ölüp toprağın altına gidiyor mu, gitmiyor mu? Bak yaklaştın gitti. Babaya yaklaştın, baba gitti. Cumhurbaşkanına yaklaştın, benim en iyi adamım da en çok ona yaklaşırım. Bir şey olsa ona sığınırım. Cumhurbaşkanını devreye sokarım diyorsun. O da pat diye düşüp ölüp gidiyor. O da gitti. O halde bir Müslümanın yaklaşması gereken en mühim varlık kimdir? Allahu Teala'dır tabii ya. İşte ona kurban keserek ona yaklaşmak ibadeti geliyor. Kurban Arapça bir kelime. Yaklaşan, insanı Allah'a yaklaştıran şey demek. Kurban. O günlerde 3 günlük süresi var. Kurban ibadetinin vakti 3 gündür. 3 gün çıktı mı ibadet gider. Hususi bir ibadet çünkü. Kurban ibadeti. Kurban bayramının 1. günü, arkasından 2. günü, arkasından 3. günüdür. Demek ki kurban ibadetinin günleri kaç günmüş siz söyleyin? 3 gün. 4. gün daha kurban kesilmez. Üç günlük ibadet. Senede 3 günlük ibadettir kurban. 4'ü yok. O günlerde hangi hayvanları keseceğimizi, nasıl keseceğimizi, hangi saatten sonra keseceğimizi, bu etleri ne yapacağımızı bizzat Cenab-ı Hak ve Allah'ın Resulü göstermiş mi, göstermemiş mi? Göstermiştir. Kimsenin kendi kafasına, kendi havasına bırakmamıştır. Açın ilmihal kitaplarını okuyun. Kimler kurban keser? Hangi hayvanlardan kurban olur? Kurban kesmek ne zaman başlar, ne zaman biter? Bakın bunlar hepsinin izahları var. Eğer Müslümanlar yarım saat zahmete katılıp İlmihal kitabının içinde kurban bahsini okusalar hepsini öğrenecekler. Ama bizde okuyan yok. Meseleye özel ilgi duyan yok. Kaynaklara bakan yok. Kaynaklara inen yok. Kulaktan dolma bilgilerle doluyuz. Kurban kesmek için bir kimsede 6 tane sıfat olacak. Sıfat. 1. Evvela Müslüman olacak. Müslüman olacak. Müslüman olmayan bir adam günde 100 bin hayvan kesse, o kestiği hayvanları fakirlere dağıtsa Allah katında sevap ve ibadet olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Açın okuyun kitapları. Müslüman olacak. 2, hür olacak, hür. Hürriyeti elinde olacak. Hapishanede mahkum bir adam nereden kurban kesecek? Özgürlüğü elinden alınmış, hürriyeti elinden alınmış, esir kampında, cezaevinde, efendim tutuk evinde. Allah böyle bir adamdan kurban istemiyor. O zaten bir bakıma kendisi kurban olmuş.
Üçüncüsü ne olacak? Akıl olacak. Yani aklı başında olacak. Allah delilerden, deli, akıl hastalarından kurban istiyor mu, istemiyor mu? Soruyorum. İstemiyor. İstese milyarder olsun. Akıl ne kadar büyük bir nimet, görüyor musunuz? Etti üç. Dördüncüsü büluğa ermiş olacak. Yani çocuk olmayacak. Allah çocuklardan kurban istemiyor. Beşincisi mukim olacak. Yani o üç gün zarfında evinde veya köyünde olacak. Seferde olmayacak. Allahu Teala seferi Müslüman trilyoner de olsa ondan kurban istemiyor. Anlaşıldı mı? Oturduğu yerde ailesinin, apartmanının, dairesinin, evinin olduğu yerde 365 gün nerede oturuyorsa orada olacak. Oranın dışına çıktı mı, babasının köyüne, babasının evine dahi gitse seferidir. Kurban kesmezse niye kesmedin demez Allah. Seferi olmayacak, mukim olacak. Beşincisi. Altıncısı kurban kesmeye muktedir olacak. Yani kurban alıp kesebilecek. Yani öyle büyük bir zengin mengin olmaya gerek yok. Kurban günlerinde, yani o üç gün zarfında, kurban bayramının bir, iki, üç, bu üç gününde zaruretlerinin dışında, sık boğaz olmadığı borçlarının dışında, elinde veya evinde, kesesinde, kasasında, evin bir köşesinde bir kurban alıp kesecek kadar parası olan adam, vallahi kurban kesmezse günahkar olur. Öyle büyük, zengin, mengin, öyle bir şey yok. Kurban günleri üç gündür. O üç gün zarfında sık boğaz değilse, borcun altında değilse, zaruret altında kalmış değilse, sıkıntının içinde değilse ve böyle olduğundan dolayı da bir kenarda bir kurban alacak kadar parası varsa, o adam kesecek. Başka bahane aramayın. Başka bahane aramaya gerek yok. Erkekler böyle, kadınlar da babasından kalan malları, gayrimenkulleri, kira gelirleri, dükkanları, arazileri varsa veya hocam böyle bir şey yok bizim hatunun, hanımın böyle bir şey yok da 80 gramdan fazla altını varsa onlar da kesecek. Hangi bir Müslümanın hanımının kolunda, boynunda, boğazında, koynunda, kasasında, çantasında, çekmecesinde, çeyiz sandığında, kenarda, köşede, Ayşe'de, Fatma'da 80 gramdan fazla altın varsa vallahi kurban kesmekle mükelleftir. Ne oluyorsunuz Müslümanlar? Kadın kendisi mükelleftir. Bir kurban parası çıkaracak 80 gramı geçiyorsa diyorum, 80 gramdan aşağıdaysa Allah ondan bir şey istemiyor. Ya bunlar çok basit bilgiler. Çok basit bilgiler bunlar yani. Kadınlar da kesecek ama 80 gramdan fazla bilezik milezik altın varsa 80 gramı düşmeyecek. 80 gramı aştıktan sonra 80 gram da dahil. 80'i geçmediği zaman 80 gram geçerli olur. Yanlış anlamayalım. Onun dışında başka bir şey yok. Kurban olacak hayvanları Cenab-ı Hak belirlemiş. Küçük baş hayvan. Bunlar koyun olur, keçi olur. Başka olmaz. Efendim dağdaki geyik olmaz mı? Olmaz. Yaban öküzü olmaz mı? Olmaz. Hele bazı sosyete cahillerinin dediği gibi horoz, hindi olmaz mı? Olmaz. Horoz kurban olur mu ya? Hindi kurban olur mu? Deva kuşu kurban olur mu? Deva kuşu 100 kilo gelse yine kurban olmaz. Niye? Allah onu belirlememiş. Peygamber belirlememiş. Sen belirleyemezsin. Eğer insanların
insafına kalsaydı Beyazıt Meydanı'ndan güvercini alır kurban diye keserdi. 5 para da vermezdi. İnsanoğlu nankördür. Ya koyun ya keçi. Bunların da yaşı mutlaka bir yaşını doldurmuş olacak. Ha. Şimdi bakın koyun getirmişler satıyorlar. Bu hayvanların yaşını sormadan, yaşını tespit etmeden kesenlerin kurbanı batıl olur. Yaşına bakacaksınız. Bir yaşını doldurmuş olacak. Ama öyle bir koyun, öyle bir kuzu var ki bir yaşını doldurmuş gibi semiz, görkemli, gösterişli. Ha, bunun 6 aylığı da olur. Bu da koyuna mahsustur. Büyükbaş hayvanlara gelince bunların da sığır dediğimiz, sığır cinsidir. İnek, öküz, manda, dana, camuz. Bunlar da mutlaka 2 yaşını, siz söyleyin, 2 yaşını doldurmuş olacak. Bazı cahil Müslümanlar gidiyor, elini uzatıyor, salla, 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 salla. 1,5 yaşında buzağı götürüp kurban olmaz. Elini sallayacağına kafanı salla Müslüman. Bir de deve var biliyorsunuz. Bizim memleketimizde çok değil, Arap aleminde çok biliyorsunuz. Devenin içimizden bir kardeşimiz söylesin. Kaç yaşını doldurmuş olması lazım? 5 yaşını doldurmuş olacak. Deve, deve. Başka olmaz. Allah ve Resulü böyle tespit etmiş. Ne yapalım? Bizim keyfimize bırakmamış. Büyükbaş hayvanlarla beraber develere Cenab-ı Hak büyük hayvanlar olduğu için Müslümanlardan 7 kişinin ortak olmasına ruhsat vermiş. Bak, koyuna keçiye olmaz. Sığır ile deve dediğimiz hayvanlara 7 kişiye kadar Müslümanlar bir deveye veya bir sığıra ortak olabilir mi, olamaz mı? Olur. Allah müsaade etmiştir. O gün birisi diyor ki hocam 6 kişi ortak olamazmış. Başka 4 kişi de ortak olamazmış. 2 kişi de ortak olamazmış. Niye? Ya 1 kişi olacakmış. Ya 3 kişi olacakmış. Ya 5 ya 7 kişi. Allah, hangi cahil söylüyor bunu dedim ya. Yani 2 rakamı, 4 rakamı, 6 rakamı olmazmış. Niye? Bu 2'nin, 4 rakamının, 6 rakamının suyu mu çıktı? Ne günahları var? Ya bu millet niye bu kadar cahil oldu bilemiyorum. 1 kişi de olur, 2 de olur, 3 de olur, 4. 4 rakamı çifttir diye 5 rakamından onun bir şeref, üstünlük payı yok ki yani. 4 rakamından 5 rakamı için üstün olsun. Ne üstünlüğü var? 4 de rakamdır, 5 de rakamdır, 6 da rakamı. 6 rakamının 7'den hiçbir faziletçe eksikliği yoktur. Bu cahil insanların uydurmasıdır. Kendine iş aramış, bunu bulmuş. Binaenaleyh ortaklar 7 kişiyi geçmeyecek. 6 da olur, 5 de olur, 4 de olur, 3 de olur, 2 de 1 de olur. Ancak çok mühim olan şey şudur. Bu büyük baş hayvanlara ortak olan insanların hepsinin de maksadı ve niyeti ne olacak, siz söyleyin? Kurban niyeti olacak. Fırsat bu fırsat. Ben de ete ortak olayım. Et payımı alayım. Aldığım eti kavurma yapayım. Payıma düşen eti satayım diye ticari maksatla bir kişi ortak olursa 7 kişinin kurbanı tamamen batıl olur. Hepsinin kurbanı batıl olur. Bir kişinin değil. Çünkü 7 kişi için bir tek hayvanın kanı akacak. Hepsine şamil olur. Bir kişinin niyetinin bozuk olması kurbanın tamamını iptal eder. Unutmayın. Nasıl? Ölü, ölmüş bir kimsenin sevabını ölüye bağışlamak üzere nafile ibadet maksadıyla da bir kişi ortak olabilir. Onunla maksadı ibadet olacak.
onunla maksadı sevap için, tasadduk için, hayır için olacak. Alayım da ya bir fırsat var, çok fazla et payına düşüyormuş, alayım, satayım, kavurma yapayım, değerlendireyim demeyeceksin. Bu da dahil olur. Akik, mesela akika kurbanı olan, adak kurbanı olan, adam, mesela bir kurban adamış, kurban günlerinde bir Müslümanların ortak olduğu bir kurbana adak kurbanı olan Müslüman da aynen ortak olur. İlla kurban bayramı ile ilgili olacak değil. Adak kurbanı olanlar da ortak olabilir. Babasının ruhuna sevabını bağışlamak için kurban kesenler de ortak olabilir. Vacip kurbanı da ortak olabilir. Efendim hac kurbanından eksiği var, o da ortak olabilir. Tasadduk için ortak olabilir. Çocuğu dünyaya gelmiş, akika kurbanı var, o da ortak olabilir. Hepsi ibadettir. Hepsi ibadettir bunlar. Ölüler için zaten Allah ölmüş bir adamdan Allah-u Teala kurban ister mi istemez mi? Soruyorum. İstemez. Ama sen bir kurban keseyim de sevabını ölmüş babama, ölmüş anneme, ölmüş dedeme bağışlayayım dersen vallahi olur. Bunu da kurban günlerine kesmen lazım. Arefe günü kesersen kurban sayılmaz. Bazı cahil insanlar efendim ölüler için kurban arefe günü kesiliyormuş. Arefe günü kesilene kurban denmez ki. Kurban kurbanın 3 gününde kesilene kurban denir. Bak meydanda her şey. Niye bu kadar cahil olunuyor? Arefe günü kurban kesilmez. Yok öyle bir şey. Hiçbir kitapta yok ya. Bunu kim uydurdu? Bunu kim uydurdu? Aklım ermiyor benim. Böylece bunları da ifade ettikten sonra kurbanın tabii kesilmesiyle alakalı birkaç hususu da arz edeyim. Ezan yaklaştı. Ezan-ı Muhammedi yaklaştı. Vaktimiz geçmesin. Çünkü hutbede de bazı şeyler söylenecek. Hutbeyi de çok değerli, çok duyarlı, çok gayretli, çok hizmetli, çok himmetli bir kardeşim Hüseyin Güleç hocam hutbeyi okuyacak ve size daha geniş, daha değişik hizmetler, izahlar, yorumlar, konuşmalar yapacak inşallah. Sevdiğimiz kardeşlerimiz çalışıyor, çabalıyor. Talebelere, vakıflara, derneklere, cemiyetlere, cemaatlere koşuyorlar, koşuyoruz. İnşallah çalışa çalışa 2000 yılında İslam'ı devlet haline getireceğiz. Getireceğiz inşallah. Görüyorsunuz yani her şey memleket, parlamento, hükümet, bakanlar, milletvekilleri farkında mısınız? Tam iflasın eşiğinde. İflas etmiş tüccar gibi. Kesemizden yiyoruz. Seçimden bu yana 2 ay geçti. Bakın 2 arpa boyu vallahi mesafe alınmamış. Yazık milletin servetine. O gün çok eski bir parlamenter olan Kamuran İnan bir açıklama yaptı. Dinlediniz. Millet meclisine ve 550 milletvekiline Müslüman Türk milletinin vergilerinden ve hazinesinden dakikada ödenen parayı açıkladı. Meclisin şu anda 550 milletvekilinin masrafı Türk milletine dakikada 125 milyona mal oluyor. Dakikada 125 milyon. Aklınıza kalsın. Ben, sen, o, hepimiz. Ben devlet memuruyum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na mensup bir memurum. Elime geçen para efendim daha 7-17 milyona yükseldi. Açıp bakıyorsun maaş bordrosuna 30 milyon maaş görünüyor. Elime 17 milyon zor geçiyor. Bu 30 milyon ne? Efendim kesenek kesenek şuraya kes buraya kes. Hepsi hırsızlara, engin civanlara gidiyor. Benim maaşımı kesip hırsıza veriyor. Falan medyaya veriyor, mafyaya veriyor. Falan holdingi kurtarıyor, falan şirketi kurtarıyor.
senin de vergini topluyor, benim de alıyor ve milletvekillerine maaş olarak ödüyor. Milletvekilleri hiçbir iş yapmıyor. Bir günlük masrafı milletvekillerinin, bir günlük masrafı, o demin bahsettiğim zat açıkladı, günde 13 milyar masrafı var, günde 13 milyara mal oluyor. Parlamentonun bir günlük masrafı 13 milyar. Bir dakikası 125 milyona geliyor. Millet parasını onlara verir. Onda da bir iş yapmıyor. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Millet için çalışmayan, memleket için çalışmayan milletvekillerine verilen paralar, maaşlar haram olsun. Haram olsun, haram olsun. Ben hakkımı helal etmiyorum. Siz de hakkınızı helal etmeyin. Dakikada 125 milyon para ödeniyor 550 milletvekiline. Ne iş yapıyorlar? Sistem çöktü. Eğitim sistemi çöktü. Ekonomik sistem çöktü. Sağlık sistemi çöktü. Sigorta sistemi çöktü. Bütün rejim çöktü. Bunalım çöktü. Bela çöktü. Güvenlik sağlayamıyorlar. Barışı getiremiyorlar. Kardeşliği getiremiyorlar. İnşallah İslam gelecek. İnşallah Muhammed Mustafa gelecek. Bunlar halledemez. Bugünkü siyasete itimadımız yok. Bugünkü parlamentoya itimadımız yok. Bugünkü kanunlara güvenimiz yok. Bugünkü adalete güvenimiz yok. İşte bakın, devlet memurlarının 2 yıllık maaş tutarını Engin Civan denen namussuz adam çaldı, aldı, aşırdı, kaçırdı, götürdü. Elini kolunu sallaya sallaya mahkemenin nezaretinde dışarıya çıkartıldı. Böyle adaletin Allah belasını versin. Ben adalete inanmıyorum. Bugünkü adalete inanmıyorum. Bugünkü kanunlara inanmıyorum. Kim kuvvetliyse o geçip gidiyor. Kim kuvvetliyse beraat ediyor. Kim zayıfsa mahkum oluyor. Bugünkü kanunlar kuvvetliden yana, fakirden yana değil. Bugünkü hakimler kuvvetliden yana. Bugünkü hakimler zenginden yana. Ben böyle hakim istemiyorum. Böyle kanuna inanmıyorum. Allah'ın koyduğu kanunlardan başka hiçbir kanuna inanmıyorum. Kurbanlarımızı da kestikten sonra Allah ve Resulünün gösterdiği gibi keseceğiz. Kurbanımızın her şeyine sahip olacağız. Kurbanın derisine, kurbanın etine, kurbanın kanına, kurbanın kemiklerine sahip olacağız. Bir Müslümanın kestiği kurbanın kanları ayak altında kalmışsa, kemikleri, iç organları, partı, bağırsakları kedilere, köpeklere yem olmuşsa, pisliğe karışmışsa, çöplüğe atmışsanız, kestiğiniz kurbanlardan bir tek sevap alamazsınız. Bütün kanını, partını, bağırsağını, bütün eczasını aynen insan gibi toprağa gömeceksiniz. Niye bunu yapmıyorsunuz? Kestiğiniz kurbanın sevabı oralardan geliyor. Kediye, köpeğe vermeyeceksiniz. Gömeceksiniz. Çünkü mahşer günü itikadımıza göre her Müslümanın kestiği kurban veya ortak olduğu kurban mahşere canlı canlı gelip kendisini Allah'ın rızası için ibadet maksadıyla kesen Müslümanın lehine şahitlik yapmaya gelecek. Böyle bir şahit köpeğe, kediye yedirilir mi? Kan ayak altında çiğnenir mi? Yazık. Çok kısa toplayıp kesiyorum ifademi, sözümü. Ezan okundu, haberim oldu. Nasıl ki Müslümanların arasında şehitler oluyor biliyorsunuz. İşte camiden çıktıktan sonra hakkında gıyabi cenaze namazı kılacağımız Cevher Dudayev var. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük şehit. Bütün Kafkasya'nın şehidi, Çeçenistan'ın demiyorum, bütün Kafkasya'nın şehidi. İşte şehit o.
böyle bir şehit, bir Müslüman biliyorsunuz asla üzerindeki elbise çıkartılmaz. Cephede şehit olan bir Müslümanın elbisesi çıkartılmaz. Suyla yıkanmaz. Gusül abdesti aldırılmaz. Ayağından potini çıkartılmaz. Başından kepi çıkartılmaz. Üstünden elbise çıkartılmaz. Kanlı kanlı toprağa aynen öylece gömülür. Hiçbir şeyi atılmaz. Hiçbir şeyi çıkartılmaz. Yarın mahşerde onlar öyle gelecekler. Şehit oldukları belli olacak. Aynen hayvanlar arasında da Allah için kesilen tek hayvan kurbanlardır. Onun da derisi rastgele bir yere verilmez. İslami olmayan, dini olmayan, Hazreti Muhammed Mustafa'nın şanına layık olmayan yerlere, derneklere, kurumlara, şirketlere kurbanının derisini veren Müslüman kurbandan sevap beklemesin. Açık söylüyorum. Böylece derisiyle, bağırsaklarıyla, partıyla, eczasıyla, sakatatıyla kurbanı muhafaza edeceksin. Yenmeyen, verilmeyen, alınmayan kısımlarını mutlaka köpeklerin ve kedilerin ulaşamayacağı derinlikte bir çukur kazıp toprağa gömeceksin. Başka da kurbanın öbür hayvandan farkı olmaz, özelliği olmaz. Böylece bunu da beyan ettikten sonra kardeşlerim Allah nasip ederse pazar günü de kurbanımızı idrak edeceğiz. Allahu Teala daha kurban kesmeden önce görüyorsunuz zalim Yahudi, kafir Yahudiler, katil Yahudiler, terörist Yahudiler gördüğünüz gibi esasında